Devrin sınavı var. Sen kanalıma hoş geldiniz. Yani 3 de kare. Merhaba tekrardan. Pürafasküliner çocuk. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir ders çalışma günü videosu çekiyorum. Neden bu kadar enerjik açıklayabilirsiniz? Bugün böyle gayet güzel bir şekilde ders çalıştım. Şimdi ise akşam böyle çekmek istedim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Bugün kırtasiyeden bir şeyler uçalmak. Bunları ben çok seviyorum. En son bir tane şunlardan aldım çünkü bunlar bitmişti ya da kayboldu. Ben bunları alıp kaybediyorum. Yenge hoşuma gitti. Bir tane de zımba teli aldım. Düşmesin. Lütfen düşmesin. Şimdi biraz neler yapacağımdan bahsedeceğim. Ondan önce de bir tane tekrar kitabı verdi bizim dershanemiz. Ve ben bir tane daha çözmüştüm. Paragrafı da çözdüm biliyorsunuz. İşte dershanedeki öğretmenime söyledim. Hani ben böyle paragrafı çözdüm dedim. O dedi ki hayır, bunu da çözeceksin. Bu yüzden bunları falan çözüyorum. Şimdi dershanemiz verdi. Ne konulmuş? Bu da gayet güzel ama. Yani bunu da beğendim. Sıkıntı yok. TT'yi tekrar ediyorum. Bol bol TT'yi tekrar edip deneme çözüyoruz. Tekrardan merhaba. Bir tane videoyu da böyle düzgün bir şekilde çek Tuğba. Yani devamını getiremiyorum videoların. Yani dalıyorum, gidiyorum, kamerayı açmayı unutuyorum. Öyle sıkıntılarım olabiliyor. O yüzden bu videoyu şu an hani devamını çekiyorum. Neler yaptığımdan ve neler yapacağımdan biraz bahsedeyim sizlere yine. Klasik. Bugün TYT denemesi oldu. Önce işte size neler yapacağımdan falan bahsedeceğim dedim ama işte bahsedemedim. Yemek falan yedim. Bir şeyler oldu derken şimdi neler yaptığımdan ve neler yapacağımdan bahsedeceğim. Bugün bir TYT denemesi olduk. Ve işte gayet hoş bir denemeydi. Güzeldi. Yine dershanenin bir denemesiydi. Haftaya da özde bir olacağız. Bu yüzden de çok heyecanlıyım aslında özde bir olacağım için. Ve her videomda bir özde bir denemesi var yani. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Sizlere çözüm kitapları biraz bahsedeceğim. Bu Aydın Yayınları'nın bir türe fasikülünden çözüyordum. Aslında bunu videonun başında da göstermiştim sizlere. Çünkü onu bitirmek için uğraşıyorum. Gerçekten çok hoşuma giden bir fasikül oldu. Unutuyorum ve böyle içerisindeki o küçük notları sayesinde ben böyle kitapları bu yüzden çok seviyorum. Hemen size göstereceğim. Bu şekilde tanım, işte hatırlatma tarzı notlar oluyor. Bu öğrenmede ve işte ne bileyim tekrar etmede çok işe yarıyor. Bundan dolayı bu fasikülleri çok beğendim. İçerisinde bir sürü test var ve beni yani ileriki testleri bir tık zorladı daha da. Bu şekilde. Size bu da tavsiye ederim. Satıldığı sayfanın linkine. Aşağıya yine bırakıyorum. Buraya da yazarım hatta ismini isterseniz bakabilirsiniz. Tekrardan selam. Burada polinomlardan çözdüğüm testleri sizlere gösteriyorum. İşte 4-5 test falan çözdüm. Aralarda boşlarım var. Orada sıkılıp çözmedim. Burada böyle kontrol etmeye başlıyorum falan. Böyle doğru gidiyoruz ama ilerliyor. Öyle bayağı bir yanlışım çıkabilir yani. Boşlarım falan da var. Demeye kalmadan yanlışım çıktı gördüğünüz üzere. Çok iyi ilerliyoruz.
Sanarsınız 10 test çözmüşüm. Kontrol et et bitmedi bir türlü. İşte şimdi bitecek yavaştan. Artık matematik çözmeyeceğim. Gideceğim edebiyat çözeceğim. Edebiyatçım. Hepinize merhaba. Şu an kaçıncı gündeyiz gerçekten bilmiyorum. Yani ben videoları çok karışık çekiyorum ve bundan dolayı tarihleri karıştırabiliyorum. Şimdi dershanedeyiz ve bugün Özdemir'in sınavı var. Ve şu an kahvaltı zamanı. Çok sağlıklı besleniyorum çikolatalı açma yiyerek. Birinci türevi neyi verir? Hızı verir bize. İspatını yap. İkinci bölge değil mi? Eksi. Şimdi bu kırmızı renkli arkadaşlar. Bu mavi renkli. Kırmızı ve mavi renkli bilyeler harekete başlıyor. Hızı ne oluyor? 4. O zaman 2/4. Yani 1/4. Yine ben geldim. Yine geldim. Özdemir'i oldum. Evet. Genel olarak ikisi de iyiydi. Ama mesela Özdemir'in AYT'sinde yine türev integral limit yoktu. Ben aradım bayağı böyle. Çünkü çok fonksiyon vardı ve bir baktım türev integral limit yokmuş. Fonksiyon aşırı derecede fonksiyon ağırlık vermişler. Trigonometri de o şekilde. Ama trigonometri kolaydı yani yaparsınız diye düşünüyorum. Bence yaparsınız. Genel olarak edebiyat kısmı da çok iyiydi. Çünkü çok çerezli soruları. Ya bence Özdemir edebiyatta çok başarılı değil. Eleyici bir edebiyat olmamış. Öyle düşündüm. Bu şekildeydi Özdemir'de yani. Oldum. Özdemir'i de olduk. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.